Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Bassimulator Ultimate videosuyla yine beraberiz. Videoya geçmeden önce Bassimulator Ultimate'de yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Sınırsız para nasıl yapılır, nasıl indirilir, nasıl kurulur detaylı bir şekilde anlattığım video şu anda yayında arkadaşlar. Videoyu izlemek için açıklama kısmındaki bıraktığım linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar diyerek bu videomuza geçiyorum. Yeni güncelleme, başta söylediğim gibi yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Yeni güncelleme ile beraber iki tane de otogarımız geldi. Aydın ve Batman otogarları. Hemen şöyle uzaklaştırayım otogarı, şöyle bakalım. İki otogar arasında yolculuk yapacağız. Yeni otogarlar arasında Aydın ve Batman arasında bayağı uzun bir mesafe var. 1527 kilometre. Yolcular ne oldu? Şurada bir laf anlatıyoruz, tamam. Alın klimanız, multimedyanız, her şeyiniz tamam. Şöyle bakarak yola çıkalım arkadaşlar. Aydın otogarı birebir aynısı mı arkadaşlar? Her güncellemede, her videoda soruyorum. Yeni otogarlar geldiğinde bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Şimdi de Batman otogarına gidiyoruz. Baya baya uzun bir yol olacak. O yüzden bazı yerlerini kırparım arkadaşlar. Yoksa baya uzun bir video olur. Şöyle bak, çıkışlar da çok güzel olmuş. Bu çıkışlar harika. Biz buradan devam ediyoruz. Otogar genel olarak beğendim arkadaşlar. Sizce nasıl? Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Yağmurumuz da yağdı. Hiç eksik olmuyor. Bereketli insanlarız. Bütün videolardan haberdar olmak için de bildirimleri de açmayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle bir kemerlerinizi bağlayın. Baya baya hızlı gideceğiz yolcular. Emniyet kemerinizi takınız lütfen. Şimdi arkadaşlar, yeni güncelleme ile beraber sadece iki otogar gelmedi. Yeni özellikler de geldi. Mesela ikinci el pazarı tekrar aktif edildi arkadaşlar. Bir ara çöktü dediler. İptal oldu dediler. Ondan sonra bir raya oturamadı yani bu özellik. Bu özelliğe bir düzenlemeler falan yaptılar. Şu anda tekrar aktif hale getirmişler. İkinci el pazarına girip satın alabilirsiniz. Otobüslerini satabilirsiniz arkadaşlar. Yeni otogarlar dediğimiz gibi Aydın ve Batman otogarlar geldi. Şu anda zaten Aydın ve Batman arasında bir yolculuk yapıyoruz. Yeni otogarları inceliyoruz. Ultimate'de önemli güncelleme yapıldı diyor. Bununla ilgili bilgisi olan varsa yorum yazsın arkadaşlar. Ultimate'likle önemli güncelleme ne olabilir? Onu da yazarsanız çok güzel olur. Bazı hata düzeltmeleri yapılmış. Zaten her güncellemede bazı hata düzeltmeleri yapılıyor arkadaşlar. Önemli bunlar. Buradan dönelim bakalım. Batman otogarına doğru gidiyoruz. Bu arada diğer sağ aynanın karanlık olması niye acaba? Bak, sol aynamızda şu anda gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Sağ aynamızda göremiyoruz. Yani orayı aktif etmemişler. Şurada ayna olduğu için. İstanbul mu bura? Şu an sanki İstanbul'a gidiyormuşuz gibi geliyor ama Batman'a gidiyoruz. Yağmurumuz da kesildi. Her videoda yağmur yağıyor arkadaşlar. Güzel olur. Bir de kar yağışı gelse efsane olacak. Kar yağışı ile ilgili bir video daha geliyor arkadaşlar. Güzel bir video daha geliyor oyuna. Kar yağışı modu eklense nasıl olurdu serimize devam ediyoruz. Kar yağışı eşliğinde yolculuklarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Dinlenme tesisine girmeyelim. Zaten çok bayağı bir uzun yolumuz var. Bir de buralara girersek bayağı bayağı geç kalırız. Zaten ikramlarımız bol bol var. 4 tane ikram verme hakkımız var. O da bizim için güzel bir şey. Benzinliğe şu anda uğramayalım. Yakıt almamıza gerek yok. Bir ileride alırız. Bir ikram yapalım ama. İkram servisimiz
İkramsız yolculuk mu olur? Bak şurada arada nasıl geçiyorum. Hop. Hop. Sana çarpayım mı lan? Hadi kurtardın, hadi git. Çarpmayacağım, vazgeçtim. Kırmızılı çekil. Ya bu araçlar sol şeridi kapatıp gidiyorlar. Mesela bilerek bazı videolarda arkasına geçiyorum. Selektör falan yakıyorum. Acaba şeridi değiştirir mi diye. Değiştirme falan yok arkadaşlar. Açıl. Hop. Tamam açtık bak. Vurarak açılıyor. Her şeye çarpmak garip değil miymiş? Yolcular, yolcular. Daha çok bir yolumuz var. Ben bu videoyu bazı yerlerini keseceğim arkadaşlar. Şimdiden bile video baya baya iyi gidiyor. Uzadı. Bir ara otogarlar gelmiyordu arkadaşlar. Türkiye otogarları. Bir ara 3-4 ay beklemiştik. Hiç otogar gelmedi 3-4 ay boyunca. Son güncellemelerde hep Türkiye otogarlar geliyor. Bu da gerçekten bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Batman otogarımıza az bir mesafemiz kaldı. Akşamı da ettik. Baya baya vakit de geç oldu. Ama upuzun bir mesafe var. Aydın ve Batman arasında 1500 kilometreden fazla bir mesafe vardı. Şu anda artık orayı erittik. Çok az bir mesafemiz kaldı Batman otogarımızı görmeye. Lan sinyalin yok mu? Kahvem döküldü diyor yolcu. Burada benim suçum var mı arkadaşlar? Sinyal falan vermeden şerit değiştiriyor. Allah Allah. Şu araçlara da bir düzenleme falan yapsalar ya. Biz Batman otogarımıza odaklanalım. Otogarımız nerede bakalım? Şu anda da 10 kilometre 9. Az bir mesafemiz kalmış. Şuradan mı giriyoruz? Yok. Ha, şuradan gireceğiz. Bakalım Batman otogarımız nasılmış. Bu sol tarafta ne var böyle? Boş bir alan. Biz oraya girebiliyor muyuz acaba? Orada bir drift yapsak. Otogarımız burada galiba. Yok. Ha yanlış girmişim. Yanlış girmişim. Pardon arkadaşlar, yanlış girmişim. Her yeni otogarda bazılarında böyle bir yanlış girmeler yapıyorum. İdare edin. Şuradan gireceğiz, tamam. Ora otoparkmış. Ha, Batman Belediyesi şehirler arası otobüs terminalini gördük. Bir bakalım. Batmanlı arkadaşlar, yorumlara yazın. Otogar nasıl, beğendiniz mi, birebir mi? Size de sorayım. Aydınlı arkadaşlarımıza sorduk. Bir de size sorayım. Şöyle bu otogarı da şöyle bir bakalım nasıl. Otogarların hepsini severiyorum arkadaşlar. Hangi otogar gelirse gelsin çok güzel diyorum. Neden öyle diyorum? Çünkü bir emek var. Birebir aynısını yapmak çok kolay değil arkadaşlar. Gerçekten çok güzel işler çıkartıyorlar. Güzel de otogar güncellemesi olmuş. Neyse biz buraya park edelim. Artık videomuzun da yavaş yavaş sonuna geldik. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.